YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben filmi Öçer Kerem Akça. Bugün sizlerle 2024'ün 4. Uluslararası Film Festivali olma özelliği taşıyan Berlinale yani 2024'ten izlediğim ilk film Faruk'la ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Özge, Faruk'ta 90 yaşındaki babasının hikayesini farklı, farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. Samimi bir işe imza atıyor işin doğrusu. Ya burada özellikle zaten hani işin ucunu kentsel dönüşme kadar götüren bir hikaye var. Yani böyle bir pandemiden alıp kentsel dönüşme kadar uzandırıyor. Ya bu anlamda da a, ilginç instantaneleri olan bir doku dramaya imza atmış yani samimi bir doku drama ve meta dokyu drama aslında. Ya bu anlamda da özellikle yani Türkiye'den Nuri Bilge Ceylan'ın mayıs sıkıntısına selam çöküyor. aslında feminist bir selam çakıyor ve bu açıdan da ilginç bir nokta açılıyor ve son dönemden de No Home Movie ya özellikle Şantala Kerman'ın filminde kendi annesiyle son buluşmasını yaşadığını görmüştük orada. Duygusal bir buluşmaydı o ve o e, akla geliyor burada. E, aslında Faruk'ta e, yani ilk böyle 20-30 dakika böyle gerilla usulü bir e, belgesercilik var mı yok mu hissiyatı bırakıyor yani Türkiye'deki çok böyle ucuza getirilmiş böyle vasatın altı belgesel çalışmaları gördük. Yani köprüdekiler de bunlardan biriydi. E aşırı zorlama bağlanmıştı işin doğrusu. Yani sonradan belgesele bağlandığı çok belli oluyordu. Ama burada öyle bir durum yok. Yani ilk 15-20 dakika sonrasında Faruk karakterinin üzerine böyle... E, sanki böyle feminist onur ünlü çekmiş hissiyatı bırakan çizgi romansı bir dramaya kayıyor. Yani meta çizgi romansı dokudrama da gerçekten cezbedici hale geliyor. Ya yani Özellikle yani bu durum e, fazlasıyla samimi ve e, özellikle ana karakterin yani e, cinsel hayatını falan da işin içine sokuyor ve e, cesur bir noktaya da açılıyor işin doğrusu. Yani 90 üzeri karakterlerde genelde biz ya sömürülmesine alışığızdır Amur dahil. Ya bu açıdan da özellikle yani yaş yükseldikçe daha böyle sömürü melodramatik hale gelir ama Faruk karakteri o kadar canlı ve çılgın ki yani gerçekten de baba kız ilişkisi noktasındaki yaklaşımlara çok farklı bir gözlem ekliyor Aslı Özge burada. Yani kentsel dönüşüm noktasında tabii ki Polisi falan akla getiriyor. Getirdiği söylenebilir. Hani yapısal açıdan ona benziyor. Son bölümde ama son böyle daha ziyade böyle samimi ve e, samimi ve zeki bir e, aslında e, doki drama, meta doki drama e, ve bu meta doki drama halini meta çizgi romansı hale getirerek de böyle ya bağımsız ruh yüklü aslında ve 90 yaş üzeri karakterin böyle e, ciddi bir samimiyet yüklendiğini ve günümüzden canlılık kazandığını söylemek lazım. Emre Erkmen'in e, görüntüleri işte ona eklenen ses ve kurgu derken böyle belli bir Aslı Özge şeyini barındıran yani olgunluğunu barındıran bir film olmuş. ya yani Özellikle Aslı Özge'nin en değerli toplu filmleri arasında da bundan sonraki dönemde hatıralarda e, kalacaktır. E, Faruk e, onu söylemek lazım. Türkiye sinemasının e, yeni kuşağının e, gayma deni olarak anılabilecek Melik Saracoğlu hakkı kurtuluş ikilisinin e, gözümün nurundaki öz yaşamsal yaklaşımı kadar da heyecan verici bir noktaya varmıyor. Orada özellikle e, müthiş bir cesaret vardı. E, Melik Sarıcıoğlu'nun özellikle hani kendi e, yaşadığı eksiklikler üzerine kurulu bir sinema fetişizmi filmi vardı aslında. E, o kadar da heyecan verici bir yere varmıyor. Yeni Faruk Apoğan'ımın üzerinden 5.8 sizin Faruk Apoğan'ınız kaç görüşünüzü bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.